Evet, merhabalar. Bugünkü konuğumuz yenilenen C4. C4 aslında C4 kaktüsün yenilenmiş modeli, artık sonundaki kaktüs takısını atıp eski köklerine dönen bir tasarımla karşımızda. Özellikle arka taraf bana Xara dönemini hatırlatıyor. Ön tarafa baktığımızda da özellikle ön far grubundaki tasarım geçmiş dönem DS'lerde gördüğümüz far tasarımını bana hatırlatan bir dizayna sahip. C4'ün ilk başta merak ettiğiniz nokta olan kalitesine bakalım. Tıklatma testimize başlayalım. Görüntü ve seslerden de anlaşıldığı gibi kapılarda ve konsolun üst bölgesinde yumuşak malzeme kullanılıyor. Kapılarda kol dayama bölgesinde de yine güzel malzemeler var. Konsolun da gösterge etrafındaki yumuşak malzemeler C segmentinin standartlarına uygun bir malzeme kalitesi sunduğunu gösteriyor. Buradaki aracımızın da en dolu paketli araç olduğunun altını çizmem lazım buradaki test aracımızın. Yenilenen C4'ün iç mekanı da oldukça özgün. Orta konsol tarafına geldiğimizde Volkswagen'e benzer bir vites kumandası geldiğini görüyoruz. Bu alan yine piyano siyah ile renklendirilmiş. Kapaklı gözler de C segmenti için kalite seviyesini yükseltmiş. Koltuk döşemeleri de Citroen grubunda diğer ürünlerde de gördüğümüz tonlamalar ve desenlerin de C4'te devam ettiğini görüyoruz. Direksiyon arkasında gösterge tablosunun oldukça ufak tasarlandığını görüyoruz. Yukarıda bir head-up display olsa da bu ufacık ekran benim pek hoşuma gitmedi. C4 Cactus'te de böyle kullanışsız ufak bir ekran vardı. Buton noktasına geldiğimizde kalite seviyesinin ortalama noktada olduğunu söylemem lazım. Ama konsolu domine eden taraf ortadaki multimedya ve etrafındaki tasarım gri ve siyahın harmanlanması bu alanın oldukça kaliteli gözükmesini sağlamış. PSA grubu ürünlerini iyice uzaklaştırmış durumda. Yenilenen 308 oldukça iddialı ve geleneksel bir tasarıma sahipken bu tarafta yine köklerine dönmüş bir Citroen tasarımını görüyoruz. DS modellerini hatırlatan genel tasarımla beraber her beğeniye uygun olmadığının altını çizmem lazım. Arka kapıda genel olarak sert plastik kullanılmış ki kol dayama bölgesi yumuşak tutulmuş. Zaten rekabette C segmentinde artık durum bu şekilde. Ama koltukların ve genel ambiyansın oldukça şık olduğunun altını çizmem lazım. Dediğim gibi bu bahsettiğim bu dolu paket için geçerli. Arka görünüş ve bagaj noktasına geldiğimizde ise çok farklı bir tasarım karşımıza çıkıyor. Bagajın litre olarak henüz teknik verilerini bilemesek de alanın oldukça kullanışlı olduğunu ve bagaj hacminin de yeterli seviyede olduğunu görüyoruz. Kapağın da geniş açılmasıyla bu alanı oldukça rahat bir şekilde kullanabileceksiniz gibi gözüküyor ki ortada da bu kayak tarzı ürünlerin ön tarafı uzaması için bir kapak da unutulmamış. Genel olarak bagaj kapağının yüksekliği de erişimi rahat bir hale getirmiş. Şimdi gelelim C4'ün fiyat noktasına. Çekim yaptığımız 13 Nisan tarihinde henüz fiyatlar ve donanımlar netleşmemişti ama aldığımız bilgiye göre 1-2 PureTech başlangıç seviyesi bir ürün ve manuel şanzımanla birlikte %50 ÖTV diliminde bir C4 göreceğiz. Yine rakip aslında ortada, Golf'le benzer şekilde fiyatlanmaları göreceğiz ama C4'ün donanımının daha yüksek olacağını söylüyor bu arada satış yetkilileri. Konuğumuz yenilenen C4'tü. Siz C4'ün tasarımını nasıl buldunuz? Bu aracı beğendiniz mi? En büyük rakibi olan Golf'ün karşısında sizce nasıl konumlanır? Bir taraftan da Golf'ün incelemesini hatırlayalım. İki ürünü de peş peşe görmüş olalım. Evet, merhabalar. Bugünkü konuğum Style paketli Golf. Öncelikle Aytaş'ı gri tarafında 1.5 motorlu versiyonunu, daha sonra limon sarısı rengiyle 1.0 motorlu versiyonlarını inceleyeceğiz. Style donanımlı Golf ile beraber tampon altında bir krom çıtayı görüyoruz. Aynı krom uygulamalarını yine yan tarafa geçtiğimizde kapı üzeri camla birleşim noktalarında görüyoruz. Uzun zamandır yeni modellerde
krom yerine siyah rengin kullanıldığını görüyorduk. Arka tarafa geçtiğimizde de sahte egzoz görüntüsünü ben pek beğenmesem de yine buradaki kromlar da göze hoş gözüküyor. Kullanılan jant tasarımının adı Belmont olarak adlandırılıyor ve 225-45-17 lastiklerle beraber sunulmuş durumda Style donanımda. Motor tarafına geldiğimizde 1.5 TSI 150 beygir güç üretiyor ve tork cephesinde de 250 Nm torku görüyoruz. Son hız noktasında da 224 km gibi oldukça hızlı bir araç karşımızda. Tabii ki 1.5 motorla beraber güç avantajını kullanan bir model olarak karşımızda duruyor Golf 8. Şimdi de limon sarısı 1.0-110 beygirlik DSG şanzımanlı yine Style paket ve panoramik jant tavanlı modeli görüyoruz. Yani iki modelin sadece motorları farklı. Bunun dışında birebir aynı donanıma ve aynı opsiyona sahipler. 1.0 motorla beraber 5500 devirde 110 beygir, 2000 devirden itibaren de 3500 devire kadar 200 Nm'lik bir tork üretimi mevcut. İç mekana geçtiğimizde özellikle dijitalleşmenin ne kadar fark yarattığını burada görüyoruz ama direksiyon üzerinde Style donanımla beraber standart tuşlu bir yapı devam etmiş. Gösterge tarafında 10 inçlik bir ekran sunulurken multimedyada 8.25 inçlik ekran biraz sırıtıyor açıkçası. Burada ufak kalmış bir tasarım var. Konsol tarafında da DSG'nin yeni kumandasını görüyoruz. Cam tavanla beraber içi oldukça ferah hale gelmiş. Büyükçe bir cam tavan var. Şöyle hazır cam tavanda açıkken yukarıdan bir görsel almış olalım. Şimdi meşhur tıklatma testimizi yapalım. Arka kapıda sert malzeme ve kalitesiz bir kumaş görüyoruz ama koltuk kumaşları oldukça başarılı ve görselleri de oldukça iyi. Şimdi ön kapıda tıklatma testimize devam edelim. C segmentinde alışık olduğumuz gibi üst tarafta yumuşak doku varken alta doğru sert bir malzeme var. Buradaki kol dayadığınız bölgedeki kumaş biraz kalitesizken cepteki halı kullanımı yine Golf'ün artı noktasına yazılıyor. Style paketli Golf 8 dış tasarımında olduğu gibi iç tasarımında da geleneksel tarafta kalmış. Ağırlıklı olarak gri rengin kullanımıyla birlikte direksiyon tarafında standart tuşlu yapı multimedyada ufak olsa güzel gözükmese de bu tuşlu yapı geleneksel kullanıcıların daha çok hoşuna gidecek tasarım öğeleri olarak karşımıza çıkıyor. Seçiminiz Golf'ten yana mı olur, yeni C4'ten yana mı olur? Bu konuda sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.